T24 seyircileri merhaba. Eğitimde reformlar sürüyor. Daha doğrusu sistem değişikliği sürüyor. Geride bıraktığımız cumartesi günü Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liseler için eğitimde yeni bir model açıkladı. Bu yeni model beraberinde tabii ki her zaman olduğu gibi pek çok tartışmayı getirdi. Şimdi eğitim en önemlisi, bütün bu seçim tartışmaları tufanı arasında gözden kaçırmamak gerekiyor. Bu nedenle 23 Haziran seçimlerini bir kenara bırakıp bugün eğitim reformunu konuşacağız. Yapılmak isteneni konuşacağız daha doğrusu. Sabancı Üniversitesi'nden eğitim reformu girişimi gözlemevi koordinatörü Burcu Meltem Arık bizimle birlikte. Merhaba Burcu Hanım. Merhaba. Şimdi cumartesi günü açıklandı. İsterseniz öncelikle şöyle başlayalım. Genelde bir sistem değişikliği yapılacaksa bunun ilkokuldan, yani hatta anaokulundan, okul öncesi eğitimden başlayıp tavana doğru gitmesi gerekir ki bizde reformlar tavandan başlayıp tabana doğru gidiyor. Bunu siz nasıl yorumluyorsunuz? Sağlıklı bir girişim midir bu? Bu aslında öncelik meselesi. Bakan Bey vizyon belgesini paylaştığında da bu önceliği özellikle mesleki teknik eğitimi alanında olmak üzere orta öğretimin yeniden yapılandırılmasına ağırlık vereceğini dile getirmişti. Dolayısıyla bu önceliğin öne çıkması şunu gösteriyor, bu konuya verdikleri sözü ve önemin yansıması anlamına geliyor. Ancak şunu da belirtmek gerekiyor ki bir yandan da ilk öğretim tasarımı devam ediyor. Yani ilkokul ve ortaokulların tasarımı da eş zamanlı olarak gidiyor. Ancak biliyorsunuz Türkiye'de en yoğun tartışmalı alanlardan bir tanesi orta öğretim olduğu için bu alanda hızlı bir uygulama, hızlı değil daha doğrusu. Yani bu alanda bir önceliklendirme söz konusu. Biz bunu verilen önceliğin yerine getirilmesi olarak değerlendiriyoruz. Şimdi o zaman genel hatları itibariyle bir konuşalım. Siz açıklanan, sonda soracağım, başta sorayım. Siz açıklanan bu reform girişimini ya da düzenlemeyi ya da yeni model diyelim adına, bilmiyorum yeni model olarak adlandırabilir miyiz? Yoksa tamirat çalışması mı diyelim? Nasıl değerlendirdiniz gözlemevi olarak? Biz şöyle değerlendirdik. Özellikle cumartesi, kısmi bilgi cumartesi açıklama yapıldığı zaman henüz daha detayları ve uygulama adımları net olmayan bir plan. Yeni bir plan. Mevcut IB, bu özel okullarda uygulanan International Baccalaureate, Uluslararası Bakalorya'nın bir yansıması olarak görüyoruz. Ve de vizyon belgesinde paylaşılan 3 tane kritik hedefe uygun olduğunu görüyoruz. Yani bakanlığın açıkladığı. Bunlar şu: orta öğretimde aslında öğrencilerin yetenek ve mizaçlarına göre derslerin biraz daha esnek olması, modüler bir yapıya geçmesi, ders çizelgesinde de buna göre bir değişiklik yapılması hedefi vardı. Bu programda bunun karşılandığını görüyoruz. İkincisi de, ki bu çok kritik, bunun altını çok çizdi, o da akademik bilginin beceriye dönüşmesi hedefi. Bunda da işte bu uygulama vurguları çok önemli ve onun yansıtılmaya çalıştığı görülüyor. Üçüncü kritik hedef ise, ki burada aslında çok daha fazla soru alanı var nasıl olacağına dair, o da okullar arası başarı farkının ya da okullar arası farkın azaltılmasına yönelik bir hedef vardı. Şimdi bu program aslında Türkiye'de tek bir orta öğretim sistemi var, tek bir okul türü var ve buna yönelik bir tasarım yapılmış gibi bir izlenim uyandırsa da aslında birbirinden farklı okul türleri, bölgelere göre farklılık gösteren okul türlerimiz ve okullarımız var bizim. Dolayısıyla hani özellikle bu üçüncü hedef bağlamında belirtilen yol haritasının detaylarını biraz daha görmek gerekiyor farklı başlıklar altında. Hani bu başlıkları da tartışırız sizinle. Şu anda hani bakan çok net açıkladı zaten. Henüz tam hazır değil ama verdiği bir söz vardı. Ben bu vizyon belgesinde ortaya koyduğumuz hedefleri her ay yol haritalarında açıklayacağım ve zamanı geldikçe onların detaylarını daha da göreceğiz diye. Bu aslında ortaya sunulan modelin ve üzerinde hala çalışıldığı anlaşılan modelin bir çerçevesinin kamuoyuyla paylaşılması henüz. Peki şimdi öğrencileri ve öğretmenleri, eğitimcileri ilgilendiren tabii ki ayrıntılar. Ayrıntılarda şeytan gizli mi, bir ona bakalım. Ortak dersler olarak Türk Dili Edebiyatı ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bütün sınıflar için ortak ders olarak belirlendi. Ama mesela matematik ve fen bilimleri isteğe bağlı olarak seçilebilecek. Burada bir tartışma var. Yani bilim derslerinin matematik gibi, fen bilimleri gibi temel alınması gereken bilgilerin seçmeli olmasını siz eğitim gözlemcisi olarak doğru buluyor musunuz? Doğru mudur bu?
Şimdi şunu anlamak gerekiyor. Bir kere bu yapı aslında çok açık bir yapı değil. Dolayısıyla derslerin nasıl seçileceği bir örnek paylaşıldı ama burada bizim sorularımız var bakanlığa. Ama şunu görüyoruz biz. Özellikle 9. sınıfta ortak dersler var. Burada temel derslere ağırlık verilmiş ki biliyorsunuz orta öğretim bizim aslında kanayan yaramız olmasının sebeplerinden bir tanesi matematik, fen ve okuma alanında zayıf olduğumuzu yansıtan bir alan maalesef. Dolayısıyla 9. sınıfta böyle bir ortak alan var ama 10-11. sınıfta çok net olmamakla birlikte biz şöyle okuyoruz modeli. Matematik grubundan da mutlaka seçecek öğrenci, fen grubundan da mutlaka seçecek öğrenci ve kendi deneyimine göre seviyelendirme yapılmış. Ya matematik 1'in devamı olana gidecek ya da ileri matematikte alma şansı verecek. Bir diğeri de yine hani bakımdan yani, açıklamalarından. Araya girsem şöyle mi? Tabii. Örneğin lisede bir öğrenci diyor ki ben lise sonrasında mühendislik okumak istiyorum. Lisede kendi müfredatını yapabilme imkanı getiriyor bu yeni model anladığım kadarıyla. Aynı üniversitede olduğu gibi özellikle yabancı üniversitelerde ben yani daha fazla matematik ağırlıklı ya da bilim ağırlıklı dersler seçeceğim. Çünkü kendimi geleceğe bu şekilde hazırlamak istiyorum. Bu mudur? Böyle söyleyebilir miyim? Bir yanı bu. Yani bunun tabii şimdi uygulamadaki sorunlarına ayrıca değiniriz. Ben şimdi anladığımızı yansıtmak istiyorum. Dolayısıyla aslında hani bu tablonun getirdiği soru işaretlerine şu aşamada değinmeyeceğim. Evet, bu bir de tabii esnek demesinin sebeplerinden bir tanesi şöyle okuyabiliriz bu modelden. Eğer biraz daha sosyal ağırlıklı derslere ağırlık vermişse ama 10. sınıfta aslında fark ettiyse kişisel gelişim akademisi 11'de de ona matematik ya da fen alanından ders alabilme şansı sunuyor. Yani bunu daha önce de açıklamıştı. Fakat yine hani altını çizeyim hani bu modeli biz sadece böyle göründüğü gibi şeklen değerlendirirsek çok eksik kalır. Bunun asıl kritik olan kısmı okul türlerine göre nasıl bir farklılık getireceği, öğretmenlerin buna ne kadar hazırlanacağı. Çünkü bu aslında öğrencinin 9. sınıftan sonra çok bilinçli bir tercihle seçim yapmasını ortaya koyan bir model ama ona öğrenciler ne kadar hazır? Hani belli özel okullarda ya da devlet okulu iyi hani daha üst akademik başarı gösteren okullarda bu belki biraz daha hazırlıklı bir sistemdir ama Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı mesleki teknik eğitimde ya da örneğin Anadolu liselerinde İstanbul'un farklı bölgelerindeki Anadolu liselerinde bunun seçimi nasıl olacak, öğrenci gerçekten yansıtabilecek mi? Yoksa okul yöneticisinin ve öğretmeninin yönlendirmesiyle devam mı edecek ya da veli baskısı devam mı edecek? Bunlar bütünlüklü bakarsak sormamız gereken konular ama en kritiğinin şu olduğunu söyleyebilirim. Öğretmen, Bakan Bey hani çok net söyledi konuşmasında cumartesi günü. Önünüze tam hazır olmadan bu uygulamayacağımı sözünü veriyorum dedi. Dolayısıyla şeyi de belirtti, içeriye daha çalışıyoruz dedi. İçerikte bir netlik olmadığını da burada görüyoruz. Yani dolayısıyla bu aslında bir çerçeve model. Bunun nasıl olacağını öğrenmeye ihtiyacımız var. Şimdi bu seçme, madem öğretmenlere değindiniz, Türkiye'de atanamayan öğretmenler meselesi çok önemli bir mesele. Öğretmenlerin zaten hem özlük hakları hem şartları her bakımdan çok konuşulacak konu var. Şimdi bu seçmeli dersler nedeniyle 67 bin öğretmen açıkta kalacak gibi bir değerlendirme yapılıyor. Bu doğru mudur? Yani sayıları tabii sayılar değişebilir. Çünkü şu anda ne kadar seçileceği, nasıl seçileceği, hangi okulda hangi alanın daha güçlü olacağına dair bir tablomuz yok. Dolayısıyla bu sayı tahmini bir sayı. Fakat evet, böyle bir meseleyle karşılaşacağız. Biz bu rehberlik uygulaması meselesinin, mesleki rehberlik odaları meselesinin her okulda biraz bunun da hani hem öğrencinin güçlenmesi için ama hem de aynı zamanda önümüze çıkacak bu konunun da çözümü olarak sunulduğunu düşünüyoruz doğrusu. Burada tabii bu da kritik. Sonuçta FDR alanından olan hocalar geçtiğimiz ay rehberlik çalıştayı yapıldı ve bu çalıştayda halihazırda mevcut sorunlar dile getirildi. Norm fazlası konusu önümüze gelecek. Bunun sayıları çok net olmamakla birlikte yani önemli sayılarda konu gelecek. Çünkü öğrencilerin hangi alanı seçeceği, hangi öğretmenlerin daha fazla ders vereceği, hangi alanda derslerin olacağına bağlı olarak değişecektir ama önümüze gelecek. Dolayısıyla bu konuyu mesleki rehberlik alanında planlananla beraber okumak gerekiyor. Çünkü tahmin ediyoruz ki burada
norm fazlasına düşecek öğretmenlerin 120 saatlik bir sertifika programıyla rehberlik alanında istihdam edilmeleri öngörülüyor zannediyoruz. Ancak bu konudaki alan uzmanlarına danıştığımız zaman, PDR alanında çalışan uzmanlara danıştığımız zaman hali hazırda güçlenmesi gereken bir alan olmakla beraber 120 saatle bunun olamayacağını ifade ediyorlar. Dolayısıyla Eylül ayında bakanlığın açıklayacağı öğretmen gelişim programı da dahil olmak üzere onu da iyice anladıktan sonra bu modele tekrar bakmak gerekiyor. Gerçekten planlanan bu süre evet. içerisinde öğretmen güçlenebilecek mi? Ve norm fazlası kadro ne olacak? Bir de tabii burada dikkat çarpan ve de belki beraberinde tartışma getirecek olan bir durum. Genelde biz bu eğitim reformlarında tabii toplumun hassas olduğu konular var. Mesela örneğin Atatürkçülük, işte inkılap tarihinin olup olmaması gibi, din dersi, ahlak bilgisinin olup olmaması gibi. Bunlar yerli yerinde tutulmuş 12. sınıflarda ama mesela... Örneğin galiba 9. sınıflarda değil mi? İşte sağlık bilgisi, görsel sanatlar, spor, müzik gibi kültürel içerikli olan dersler seçmeli haline getiriliyor. Zorunlu ders olmaktan çıkarılıyor. Bunu siz faydalı mı bulursunuz, sakıncalı mı bulursunuz yoksa yeni modelde farklı bir çalışma mı olacak? Aslında şunu görmek isterdik yeni programda. Bu konuda yaptığımız araştırmalar da var. Hani daha bütünlükte değerlendirecek olursak evet ders sayısının azalması bir ihtiyaçtı. Biz bu tartışmaları sizin bu üstüne parmak bastığınız tartışmaları son müfredat geliştirme sürecinde de yaşadık. Konu ders saatinin azalıp azalmaması ya da işte kazanımların azalıp azalmamasından ziyade nasıl verildiğiyle ilgili. Aynen. Dolayısıyla şimdi özellikle 10. sınıftan itibaren örneğin bilgi kuramı adı verilen ve nasılı daha detaylı bildiğini nasıl biliyorsun sorusunu ortaya koymayı öngören bir programda zorunlu bir dersin olması, zorunlu din dersinin olması ki bu konuda rapor yazmıştık biliyorsunuz. İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı bir uygulamadır aslında. Bunu bir türlü çözemedi Türkiye. Yani bu uygulamadan vazgeçmesi gerekirken bununla bu nasıl örtüşecek ve nasıl değerlendirecek? Bir de şunun altını çizmek gerekiyor. Yine nasıl hani sayıdan ziyade bilgi kuramı da ortaya koyuyorsak eğer bunun en temel becerilerinden bir tanesi eleştirel düşünmedir. Eleştirel düşünme becerisi de bu yaklaşım da tek bir dersle oturacak bir yaklaşım değildir ki bunun aslında biz seçmeli ders olarak denedi Türkiye ve hani buradaki bir öğrenmesi de var. Bunu hani yansımasını beklerdik doğrusu. Bütün derslere nasıl yansıyacak bu beceri? Ve bu bilgi kuramı gibi kritik derslerin örneğin felsefe ve matematik öğretmenlerinin vermesi öngörülüyor. Felsefe alanı tamam ama matematik öğretmenlerinin bu dersi vermeye nasıl hazırlanacağı da çok soru işareti. Dolayısıyla aslında hani biz nasılı duymaya ihtiyaç duyuyoruz biraz daha bu programı değerlendirirken de şu konularda biraz daha netliğe ihtiyaç duyuyoruz. Temel becerilerin olduğu derslerde bugüne kadarkinden farklı bir uygulama nasıl olacak ki biz aslında bu okuma, fen, matematik becerilerini çözelim ya da bilgi kuramı dersini veriyoruz ama felsefe dersini seçmeli tutuyoruz. Şimdi felsefe dersi çok zemin oluşturan bir disiplin aslında. Hani bu zemini almadan bilgi kuramı dersiyle nasıl destekleyeceğinin detaylarını görmeye ihtiyaç duyuyoruz bütünlükte değerlendirebilmek için. Burcu Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ayrıntılar belli olduğunda tekrar konuşuruz. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.